İsmim Ali Yüncel, Urfalıyım. 1996 yılından beri inşallah bu işle meşguluz. Evet. Müşterilerimize karşı en güzel bir söz vermek zorundayız, ev sözünü vermek zorundayız. Giren müşterimiz de geri dönmeli. Önemli onu. Evet. Sizin diğer isotçulardan ya da kendinize has özelliğiniz nedir? Neler yapıyorsunuz burada? Hepsi nefsimizden temiz insanlar, güzel insanlar. Kimseyi biz burada karalama veya şey istemiyoruz. En herkese benim tavsiyem düzgün çalışmanız. Fabrikaya fabrika demeli, eve ev demeli, iyisine iyi demeli, kötüsüne kötü demeli. Peki sizin isotlarınız marka tescil mi almış? Bu konuda bize biraz bilgi verir misiniz? Bunun için dükkanın, neler yaptınız, nasıl dükkanın yaptınız? Dükkanın marka tescilini almışız. Ön parça uçur diye. Bu dükkanın marka tescilidir ve aynı zamanda şunu da almışız. Tatlı bir acı, tatlı bir acı demişiz. Şifa kaynağı bu, tahsilidir. Bak kutumuzu yapmışız. Kutumuzda gelen yabancı misafirlere, efendime söyleyeyim, hederik isteyenlere böyle güzel paket yapıp gönderiyoruz. Bunun fıstığı da var, isotu da var. Ama biz paketli dükkana koymuyoruz. Çünkü biber açık kalması lazım. Veya biberin torbada sürekli kalması bibere zarar verir. Mesela biz evlerimizde ne yapıyoruz? Biberi çıkarttıktan sonra cam kavanoza koyuyoruz. En sıhhatlısı o. Bu açıdan müşterimiz geldiği zaman paketi yapıp veriyoruz kendilerine. Evet. Peki marka tescil alma fikri nereden çıktı hocam? Marka tescil alma fikri zaten bütün herkes artık marka araşacak. Yani kendi markasını, kendi değerini ortaya koyacak. Şimdi bizim o zaman dışarıdaki bir sosyalden bir farkımız olmazdı. Ama adam ne yapıyor? Önpaşa özellikle arıyor. Niye arıyor? Çünkü daha evvel alışveriş yapmış, alışverişini görmüş. İsodunu yemiş, saçasını yemiş. Ondan sonra gelip abi tekrar istiyor bize. Evet. Peki ne tür illere ya da ülkelere diyelim? Ülkelere gitmiyor çünkü ülkelerin biraz pahalı yani kargosu 10 euro kilo başlatıyorlar, 8 euro istiyorlar. O yüzden bütün Türkiye genelinde hemen dağıtımız var efendim. Bütün Türkiye'ye özellikle evler arıyor bizden yani iş yerlerde biz fazla veremiyoruz çünkü iş yerlere ucuza hitap ediyorlar. Bizde de o hitap yok bizde. Ama bizimki hep ev işi, el işi, evet. Saçasını, nareskisini. Efendimizlerin pul biberini gönderiyoruz ve bizim evlere çok servisimiz var yani. İstanbul, Bursa, Trabzon, Rize, yani güney, batı, orta tarafa gönderiyoruz elhamdülillah. Evet. Peki bize birkaç tane müşterinizin böyle geri dönüşünü anlatır mısınız? Nasıl tepki veriyorlar? Şöyle ben Trabzon'a hiç, Trabzon'u hiç satıyamıyordu Trabzon. Yani Trabzon çok az satıyor. Trabzon'a müşterimiz geldi böyle 100 gram biber, 100 gram biber, böyle isot, 100 gram da pul biber istedim benden. 100 gram. Evet. Bak iyi dinleyin. Ben de kendisine en iyisini verdim. Hatta para da almadım kendisine. Abi diyor olmaz. Hatımıza 3-5 lira attı. Abi dedi helal edin hatımızı. Dedim bu belge girdikten sonra dedim bunun dönüşümü olacak inşallah. Yine ne olmuşlar? Şimdi bana da tam 11 yıldır birden çalışıyor. Ve her adına 4 günden 5 günden aşağı almıyor. Diyor. Memnun ayrılıyorlar yani. Seviyorlar. Niye? El işi yani. Ev sodumuzda zarar gelmez. Neden? İçerisinde alfasız maddesi yoktur. Niye? Çünkü güneşte oluyor bunlar. Bütün şeyi öldürüyor. Ama fabrikalarda fırına girdiği için bana da alfalığın meresi bulunur. Yani muhakkak bulunur. Az da olsa bulunur. Ama bunlar doğal. Güneşimiz elhamdülillah bol. Güneşe sarıyoruz biberi. Karartmayı biliyorsunuz torbada yapıyoruz. Kırmızıları da hafif çökede yapıyoruz ki şu açık renk olsun. Bunu işte yemeklerde, taze fasulyede, kuru fasulyede kullanabilirsiniz. Şurada çiğ köfte, lambacık pide de çok harika olur. Evet. Peki hocam, ön paş isotun ileriye dair bir hedefe bir şöyle yani hedefim, var mı? Hedefimiz var. Yok değil. İşte bir de çok teklif ediyorlar. İstanbul'dan, efendim Bursa'dan, bilhassa Antep'ten bize çok teklif var. Antep'te işte gelin Ermezel Pazarı'nda bir yer beraber şey yapalım. Fakat bu anda biraz hani Türkiye'nin şişi belki de eleman sıkıntısı var. Yani oraya başına dikeceğin eleman çok önemli. Bulabilir misin, bulamazsın. O önemli ama inşallah ikinci, üçüncü şubemizi açmak istiyoruz yani. İşimiz de var.
Şimdi gidiyor yani. Herhalde bu şeyde piyazada karşılaşmak istiyorum. Piyazada biraz şey pahalı. Yani kira biliyorsunuz. Her ödenir. Hatta faiz her ödenir. Ama şimdi girişimiz oldu. Geri çekildik. Ay olur musun? Şeker yarın olacak. Şeker yok ki oğlum. Böyle şey oluyor yani, güzel. Ben dedim bir bakım hele. Ben de yeni geldim.